Herkese merhaba, ben İsa Sarı. Bu videomda hep birlikte XT60 batarya konektörüne bakacağız. Daha doğrusu poşetin içerisinde ne çıkıyor, e, bunların kalitesi nasıl, bu gibi şeylere göz atacağız birlikte. Bildiğiniz gibi XT60 konektörleri RC quadcopter yani uzaktan kumandalı quadcopter, helikopter, araba gibi ürünlerin temel bileşenlerinden biri durumunda. Şimdi poşeti açalım ve elimize bir konektör alalım. Bakalım daha yakından nasıl görünecek. Önce kameraya odaklamak gerekecek. Biraz daha odaklama yaparsak. Evet şu anda daha net. Gördüğünüz gibi sarı renkte bu konektörler. Üzerinde XT60 logosu var. Her iki tarafında da bağlantı ara birimlerini görüyorsunuz. XT60 yazısının üzerinde az önce gördüğünüz tırtıklar var. Bu da bataryanın veya diğer kısımların daha kolay çıkarıp takılmasına sebep oluyor. Oldukça iyi düşünülmüş. Şimdi eşini alalım bir erkek ve bir dişi Yan yana görüyorsunuz Hemen takalım bu şekilde Hemen geçtiğini göreceksiniz Çıkarması da aslında biraz zor bu bir bakıma daha iyi denebilir Kullanım sırasında helikopter uçak gibi ürünlerin kullanımı sırasında bataryanın bağlantıdan Çıkmasını engelliyor bir bakıma bu Bakımdan bu şekilde zor şekilde açılması daha iyi Hextronic firmasının icat ettiği bu bağlantı ara birimi firmanın adında yer alan XT kısaltmasıyla anılıyor. Yani buradaki XT Hextronic'teki XT'den geliyor bir bakıma. Ee, XT60'ın XT30 başta olmak üzere farklı versiyonları var farklı ihtiyaçlar için. Yüksek kaliteli plastikten üretilen bu bağlantı aparatı 60 amperlik akıma kadar güç aktarımı sağlayabiliyor ve bir diğer batarya bağlantı ara birimi olan T konektörden daha güvenilir ve daha kaliteli olduğu savunuluyor. XT60 için herhangi bir patent yok. Dolayısıyla bu bağlantı ara birimini herhangi bir firma üretebilmekte bir bakıma açık kaynak kodlu diyebiliriz yani. Burada önemli olan kullanılan malzemenin kalitesi. Ee, i̇ncelediğimiz bu ürünle de malzeme kalitesi üst düzeyde. Oldukça sert, sağlam plastikten üretilmiş aslında. Piyasada pek çok x 60 konektörü bulmak mümkün. Fakat incelemesini yaptığım bu XT60 80 derece kadar ısıya dayanıklı ve oldukça sert. Az önce dediğim gibi sağlam plastikten üretilmiş. Batarya kablosunu ve diğer kabloları bu konektörlere lehimlemek oldukça profesyonel bir çalışma gerektiriyor bir bakıma ve aynı zamanda yoğun bir dikkat gerektiriyor. Yapacağınız ufak bir hata bataryanın veya ürünün zarar görmesine sebep olabilir. Ben henüz lehimleme işlemi yapmadım fakat lehimleyip kullananlardan öğrendiğime göre işinin oldukça kolay olduğu söyleniliyor. Bu bakımdan bataryanızı XT60 konektörüne bağlamak için yapmanız gereken tek şey iyi bir lehim makinesi ve biraz da dikkat az önce dediğim gibi bu X60 konektörle ilgili söyleyeceklerim bu kadar hoşça kalın